Ölmek. Uyumak sadece. Ya denize doğru çekerse sizi, ya da denize inen uçurumun korkunç tepesine. Elveda gün. Düşünün ki uyumakla yalnız bitebilir. Kızıl veba çağırsın seni bana dilini söyle. 3 ay için 3000 altın. Bunu ve de geçirdim kefil o götürür. Biri istediğinde, biri cinayet diye aykırsın. Birbirini uyandırdılar. Ama düş görebilirsin uykuda. O kötü. Ülkemiz tiyatroculuğuna büyük destek ve önayak olan devlet tiyatrolarının bu girişimi bizi çok sevindirdi. Bu tür haftaların daha sık olmasını, turnelerin daha fazla olmasını diliyoruz. Vallahi çok iyi oldu. Ben hani genelde oyunları takip etmeye çalışıyorum ama hani kendi adıma özellikle klasikler açısından eksik olduğumu düşünüyorum. İşte bu etkinlik nedeniyle bu hafta boyunca bu akşam 4. izleyeceğim oyun. Hani bir 2 haftaya belki çıkarılabilir. Özellikle Hamlet konusunda bayağı sıkıntı oldu falan. Hani ben heyecan duyuyorum, merak ediyorum. Hani Shakespeare'in oyununu izlemekten dolayı. O yüzden de memnun oldum böyle bir hafta olmasından dolayı yani. Bir haftayı Shakespeare ayırdıklarını duyunca bir de sanatçıları da öğrenince çok heyecanlandım. Bilet bulmakta zorlandım ama başardım, geldim. Çocuklarımı da getirdim, böyle işsiz bir anı paylaştım onlarla. Teşekkür ediyorum bütün kadroya, bütün emekçilere teşekkür ediyorum. Bu hafta 3 oyununu seyretme imkanı bulduk. Bazı oyunlara bilet bulamadık. Bu benim açımdan üzücü ama tiyatro severler açısından sevindirici bir şey olsa gerek. Her 3 performans da olağan üstüydü. Çok eski yıllarda tadını aldığımız tiyatro kalitesinde oyunlar seyrettik. Doğduğu günde, bugün de tiyatronun amacı ne? Dünyaya bir ayna tutmak, iyilerin iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini göstermek. Çağımızın ne olup ne olmadığının farkına varmak. Ciddi keyif aldım yani, güzeldi, bayağı yararlı oldu. Böyle etkinlikleri bekliyoruz. Yine sanırım herhalde Çehov haftası da varmış. Onu da işte iple çekiyoruz. İnşallah her yıl böyle yapılır, klasiklere de hakim oluruz. Çok 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 memnun kaldım ben gerçekten yani. Lazımmış böyle bir şey. İzleyince fark ettik yani. Çok güzel oldu arka arkaya. Arabistan'ın bütün kutuları şu minicik ellerin kokusunu tatlılaştıran. Hafta ile ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi Shakespeare dendiği zaman, hani daha doğrusu insanlara tiyatro dendiği zaman Shakespeare ilk akla gelen isimlerden biridir. Ama sadece hani akla gelir. Onunla ilgili ne bir bilgimiz vardır. Başlıca oyunları dışında çok fazla bir bilgimiz yoktur. Bize bu hafta hani insanlarımıza, halkımıza, bizlere Shakespeare'i tanıttı. Shakespeare'in oyunlarını tanıttı. Ve gerçekten oyunculuklarla, rejilerle çok farklı bir oyunlar izledik. Yani ufkumuz da açıldı diyebilirim. Ben konservatuvar öğrencisiyim aynı zamanda. Hamlet'i izledim ilk gün Shakespeare haftasında. Hani Bülent Emin Yarar gerçekten o 1,5 saatlik oyunda bize oyunculuk dersi verdi. Hamlet'i gerçekten öneriyorum İstanbul'da ETE. Bugün de 12. geceyi izleyeceğim. Böyle şeyler oldukça en azından biz de bilgilenmiş oluyoruz. Yazarlar hakkında bilgimiz olmuş oluyor. Oyunları hakkında bilgimiz olmuş oluyor. Farklı oyunlar izliyoruz. Başka DT'nin kurumlarının oyunlarını seyretmiş oluyoruz. Oyuncular tanımış oluyoruz, yönetmenler. Bence gayet güzel bir haftaydı. Kusur ve bahşansın hepinize. Bana konuşmayı öğretilince. Yani güzel oldu tabii ki, çünkü hani her yerden gelmeleri ve bir yerde toplanmaları, yine dediği gibi göremeyeceğim şeyleri görebiliyoruz. Devamını bekliyoruz artık. Fırtına, Otello, Shakespeare'den soneler, bugün de 12. gece. Biz iyi birer tiyatro seyircisi olarak Devlet Tiyatrosu'nun gayet mutluyuz Shakespeare haftasında. Duke Orsino. Al, işim gücüm o. Büyük olunca öyle oluyor.
Ama bakışlarım Olivia'ya dalmışken, sanki dünya kurtuluyor tüm pisliklerinden. Çabuk söyle, var mı ondan bir haber? Çabuk. Böyle bir hafta tertip edilmesi, bir hafta düzenlenmesi gerçekten çok faydalı buluyorum. Yararlı olacağını düşünüyorum. İnsanların da buna ilgi göstereceğini düşünüyorum. Düşünenleri de tebrik ediyorum. Seninle dolup taşınca aklım başka şey almıyor. Kendi dost doğru olsa da gözümü güvenilmez kılıyor. Shakespeare haftası olduğunu ve böyle oyunlar düzenleneceğini bir arkadaşımdan öğrendik. Bunun kapsamında da işte bilet ayırtmaya çalıştık ama zaten çok kalabalıkmış. Arkalarda bir yer oldu. Bunun dışında Hamlet'i seçmemizin nedeni daha önce Hamlet'i okumuştum. Oyunu bildiğim için yani. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Bir hafta boyunca Shakespeare'in oyunlarının oynanması. Tiyatro severler için gerçekten büyük bir şans. Özellikle usta oyuncularla bugünkü Bülent Emin Yarar da çok güzel bir performans sergiledi. Olabilecek en güzel performanslardan biriydi bence. Çok mutlu olduk bugün buraya gelmekte. Çok teşekkür ederiz. İnsanlar soluk aldıkça, gözler gördükçe bu şiir yaşayacak ve yaşatacaksın.